Bilgi Çavdar eşiniz Emine Hanım'ı bulduk. Teşekkür ederim. Bulduk eşinizi. Teşekkür ederim abla. Şu an telefon hattında. Tamam abla. Alo. 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 Esra Hanım, ben sizinle konuşmak istiyorum. Emine, hoş geldin yayına. Hoş bulduk Esra Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Gönderdiğin tüm mesajları da aldım. Aha. Atmak zorunda kaldım onu orada görünce Esra Hanım. Yani peki. Hata aldım kendime. Peki, şimdi 17 Ocak tarihinde Manisa'da hastaneye giderim diyerek evden çıkıyorsunuz. Eşinizi ve 4 çocuğunuzu terk ediyorsunuz. Niçin evi ve çocukları terk ettiniz? Çocuklarımı asla terk etmedim Esra Hanım. Yani mecburdum, yani gitmek zorundaydım artık bir yere kadar. Bir yere kadardı artık. Neydi? Ben yıllardır şiddet görüyordum çünkü. Hı-hı. Son hastalandım, o beni aldattı. Hı-hı. Ondan sonra ondan sonra işte onunla birlikte olmamaya başladım. Ondan sonra dövmeye başladı işte. Daha yıllar önce de vardı şiddeti de. Hı-hı. Ben çocuklar için hep katlandım. Artık bir kadar sonra bir buçuk yıl hastalık geçirdim sürekli. İşte çocuklar beni buldu. İçiyor zaten. Alkolün dozu arttı. Bir de şiddetin dozu arttı. Bir de çok şey... Yani birinde bayıldım, çok korkmaya başladım. Bir de en ağrıma giden hastalığım falan zoruma gitmedi de. Arabanın içine beni koyup atması zoruma gitti. Bir de üç kere bağırdım ona, yapma dedim, yapma, yapma ne olur dedim. Ondan sonra içiyor işte. Ondan sonra eve erkek getirmeye başladı. Hı hı. Kim geldi? Kimi getirdi ben Emine Hanım eve? Şimdi... Eve işte arkadaşlarını getirdi. Tamam, işte. Kimi ben getirdim, orada tek kimi? Başıma kalıyorum. Ondan sonra bir yere gittiğini soramıyorum. Tamam, kimi getirdim söyle, eve erkek getirdin dedin ya. Tamam, ben alkol kullanıyorum ama kimi getirdim? Ya arkadaşlarını getirdin ya işte. Kimi getirdim? Kimle ben evde içmiştim bugüne kadar? Evde içmedin. Evde yatırmadın mı getirdiğin adamları? Senin bir evde değil ama bak. Bizim evimiz ayrı ve çocuğun kaldığı ev ayrı. Tamam, aynı evde değil. Ben orada tek başıma kalıyorum. Yani nasıl güvenip de getiriyorsun ki içtiğin arkadaşlarını eve? Tamam. Halbuki TikTok'a fotoğrafını koymayan. Ben hiçbir eve insan getirmedim. Şiddet? Öbür ev nerede? Hepsini tek tek soracağım. Öbür ev nerede? Ablam, bizim iki tane hani aynı çatı altında hanemiz var. Benim kendi evim ayrı. Bunun Emine Hanım'ın dediği ev ayrı. Peki, şimdi benim evim dediğin, senin evinde kimler yaşıyor? Benim evimde annem var 80 yaşında. Yengem var benden büyük. Ondan sonra 4 tane de çocuğum var, 2 tane de yeğenim var. Siz ama hep beraber bir evde yaşıyorsunuz. Evet. Öbür evde boş mu orası? Boş, öbür ev boş. Boş, öbür eve getirdiniz. Şimdi Emine, teker teker soracağım. Eşinize şiddet uygular mıydınız? Hatta şiddetin dozu hep giderek artmış. Hayır, en son ablam. Onu uçurumdan atmaya çalışmışsınız. Hayır ablam. Böyle bir olay yaşandı. O olay uçurum dediği şey, onun şey, taksi çalışmadı bir gün. Hı hı. Min dedim, şu direksiyonu şu tepeye kadar tutuver dedim. Bu da ne yaptı? Bir sürdü, attı dediği o. İstersem yerini gösteririm. Hı hı. Ben traktörün önünden asılıyorum, taktım arabayı. Hı. Tehlike vardı... geçirdin mi? Tehlike nasıl? Geçirdiniz mi? Hayır ablam, öyle bir şey yok. Ne attım ne bir şey. Vardı şuradan bir metre yok. Ağaca dayandı, araba durdu. Ben de dedim ki, ben iyi dedim. Ele niye muhtaç ediyorsun? Şu arabayı tutuver buraya, ben kimseye muhtaç olmayayım. Buradan arabayı çalışmadığı için vurduracağım, çalıştıracağım. Bu bunu dediği attı diye. Yani... Ben atmadım onu. Yani böyle bir olay bir araba çalışsın diye mi yapıldı? Yoksa eşinizi o uçurumdan atmaya mı çalıştınız? Ablacığım, ben buna atmayı istesem 20 yıldır atardım. Şiddet uygular mıydınız? Şiddet... Neden uyguladım? Her zaman değil de. Aha, bu olaydan olay oldu. En son şiddettim ama önceden de olduğunda bir insan, ben dün de size söyledim. Belli bir saatlere kadar çalışan insan belli bir saat geldi mi istirahat etmek istiyor. Hı. Benim 80 yaşında annem var. Çocukların birine bakmış mı bakalım bugüne kadar? Hep çocuklarım okula gittikten beri hep annemin yengemin yanında. Geliyor bana dır 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 dır. Ben de insanım. Hı. Hayatım diyorum, sus biraz, ben istirahat edeyim bak, sabah işe gideceğim ya da çocukların yanına gideceğim, bir işim var. Dır 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 bu. Hani yoksa, çok mutlu bir evliliğiniz vardı. 20 yok, yıl ağzınızın yoksa, tadı yoksa keyifliydi. Ben buna ne hanımlık için tartıştım. Ne iş için, ne bir şey için. Alkol alıp böyle bayıltana kadar döver Hayır miydiniz? Abla, o yemin etsin alkolle ben onu dövdüysem... Nefret... Bugün bırakacağım. Peki, nefretle döverdi beni dedi. Emine. Efendim Esen.
Dinliyorum seni. Alkolle kendisi git, bilgi eğlen. Şey, o da kendini savunuyor ya. Şey, o da annesinin, annesi Kavaklıdere'de oturuyor. Ben orada Bağrı'nda tek başıma kalıyorum. Başka birini mi istiyordun yanına? Tabii ben olacağım, anam Dereköy'de duracak. Çocuklarıma bakmam diyor ya. Evet. Hangi bir anne çocuklarını okula götürmek istemez ki? Ben hep onun, hep çocuklarım için onun yanında durdum. O da hep tamam Emine Hanım. Tamam. Kapat. Esra Hanım, getir şunu boşayın bugün. Getir boşayın bugün. Niye peki Bilgi bunları duymaktan niye rahatsız oluyorsun? Bunların hepsi gerçekler. O 20 yılda ben diyor ne çektiysem hepsini diyor anlatıyorum diyor. Ben çekmedi demiyorum. Ama ben ne çektim o bilmiyor mu? Şimdi acılarınızı yarıştıracak olsanız bunun içinden hiç kimse çıkamaz. Evet. Her zaman da Emine mesela daha eşimi, da haklı çıkar. Bana söyleseydi. Ben Bilgi boşanacağını deseydi. Eşimi çok kıskanırım. Yan yana resim bile olmaz dediğiniz ben. Babasına gideydi. Anladım. Bilgi Bey diyor ki eşim ne dediniz dün Esra Hanım'a? Yan yana resmimiz bile koymam ben başkalarından kıskanırım dediniz. O da diyor ki o kıskanmayı geçin başkalarını misafir olarak getiriyor. Ben ablam, rahatsız oluyorum bundan diyor. Bana niye söylemedi madem? Bana niye söylemedi rahatsız oluyordu da? Emine Bilgi diyorum. Emine. İn lütfen. Hepsini anlat hiç araya girmek istemiyorum. Tamam onu konuşturmayın ben şey yapayım. Çünkü ben çocuklarıma da anlattım bunu. Her defasında 9 yaşında oğlum var. Benim onun yanında sarılamıyorum. Çünkü oğlum var Çeşme'de okuyor. Geldi çocukların sürekli çocuklar geldiğinde olay çıkarıyor. Hele sürekli sofra başında. Sürekli onların gözü önünde. Çünkü en son oğlumun gözü önünde işte oğlumun baktığını hatırlıyorum. Dedim ki oraya öbür yan tarafa gidince dedim ki oğlum beni niye savunmuyorsunuz dedim. Anne dedi ki ne yapayım dedi ben de mi dayak yiyeyim. Çünkü çocuklar korkuyor ondan muhtaç. Hangi bir anne çocuklarını okula götürebilmek istemez Esra Hanım? Aynen. Çünkü birinde duymadım sağlık yaşadım. Çünkü dişçiye de sorabilirsiniz. Çünkü bu dişim zor yapıldı Esra Hanım. Oradaki vura vura sinirimi çürütmüş yani. Ağzınızdaki dişlerin kırılma sebebi, dökülme sebebi eşinizin size uyguladığı şiddet mi? Evet hayır, yıllardır ablam. Uyguluyor. İlk çocukluk babasının evindeki resmini bulsun. Ağzı kendi yamuktu. Ben götürdüm, taktırdım. Tekrar bu dişi düştü. Daha cuma günü ben taktırdım. Tamam. Anladım. Peki devam edin Emine. Esra Hanım lütfen. Çünkü gitmek zorunda. Yıllardır çocuklar için sabrettim. Ben çünkü kemerle dövüyordu. Çünkü ailesine çok düşkün biri. Tamam Emine Hanım. Gel boşanalım. Esra Hanım lütfen. Dinliyorum. Araya sokmayın ya. Gözde Hanım'la konuştum. Çünkü birinde duymadım. Gerçekten duymadım. Kulağımın zarını patlatmış zaten. Duymadım. Benim orada incir ağacı vardır. İncir ağacının dibinde öldüresiye dövdü Esra Hanım. Yani bayıldım ben. Çok üzerime o kadar şeyini dozunu kaybediyor ki sinirlenince artık dedim bir yere kadar. Çünkü dedim bırak beni bırak dedi ki anan mı var baban var seni buraya gömsem jandarmaya gitsen ne yapabilirsin ne alt yersin yani. Kadın sığınmaya gitsen 6 ay sonra dışarıdasın senin cesedini artık ondan korkmaya başladım. Şimdi biraz önce söylediklerini ben hatırlattım seyircilerimiz ama sen eşin seni bir kere aslında uçurumdan yuvarladığını ve öldürmek istediğini yani iddia ettin. Arabanın içine çıkmak istedim Esra Hanım. Ben araba dedi sür şu arabayı dedi. Ne yapıyorsun dedi. Ben dedim artık yeter bırak dedim bıktım. Dedim ayrılalım dedim. Ben araba sürdürdüm mü sana, ben mi çektim arabayı? Bana vurmaya hakkı var mı Esra Hanım? Araba gitti. Eşin şey kullanıyor mu araba? Hayır ablam. Ya böyle bir şoförlük yeteneği var mıdır? Yok hiçbir şey yok. Sadece direksiyonu tutuverdi bana. Hayır. Şimdi mesela böyle daha Anadolu kadının, köyde yaşayan kadınların böyle bir cabbarlığı vardı. Traktör kullanırlar, onu yaparlar. Emine'nin böyle bir hani traktör kullanmışlığı, biraz direksiyon hakimiyeti falan var mıdır? Siz neredesiniz? Aracın içinde misiniz? Ben şimdi canlandırmak istiyorum kafam. Hayır ablam. Ben traktörle çalışmadığı için önüne taktım. Önünden asılıyorum. O sadece direksiyonu tutuyor yoldan dışarı çıkmasın diye. Peki uçurum var mı orada? Hayır ablam. Uçurum gibi bir alan var mı? Yani o mesela yanlış bir yere sürse taklatıp düşebileceği. Evin önünden giden yolda bu. Dümdüz yol mu? Düz yol. Düz yolda. Yani uçurum gibi bir şey var mı? Arabayı önden çekiyorsanız direksiyonda birinin oturmasına gerek yok. Direksiyon döndüm ablam yoldan dışarı çıkar. Peki. Sanki ben önden çekiyor muydu araçla eşiniz? Çekmiyordu avukat hanım, çekmiyordu. Bir araç var, aracın içinde seni direksiyona geçiriyor. Kendisi nerede Bilgi Bey'in?
Dışarıda o. Ben dedim kendin kullan, başka evet, birini bu. Evet, Hülya Hanım. Arkadan itiyordu Esra Hanım'ı. Evet, avukat evet, Hanım Hülya itiyordu. Düz yolda araba kaktırılarak gider. Düz yolda traktörle asılarak gidiliyor. Yolun araba altına kaçtı. Direksiyona oturmakla yürümüyor beni düz öldüresi, yolda. Beni öldüresi araba yolun altına. Araba kullanmadığı buradan belli. Ben asılırsam yürüyorum direksiyonda araba. Takla araba atacaktı. Nereden takla atacaktı? Bağın içine kaçtı. O yolun altına gitti araba. Ağaç, hayır abla. Yolun dibinde ağaç var. Ağacı da gösteririm. Emine, şimdi dedin ki evde ben şiddet gördüğümde ya da hakarete uğradığımda çocuklarıma beni koruyun dediğimde beni korumuyorlardı. Çocuklar çünkü korkuyordu Esra Hanım. Korkuyorlardı. Tamam ablam, ama niye bir polise 24 saat elinde telefonu var? Niye polise, niye babasını aramamış bu kadın? Buraya gelip beni suçluyor. Devam edin Emine. Esra Hanım, gördüğünüz orada konuşmam onu nasıl sinirlendiriyor. Bir de baş başa kaldığımı düşünün. Çünkü şiddetin, çünkü o alkol artık onu vücut alışmış, serhoş yapmıyordu. Öldüreceğe diyordu. Mesela orada bayılmamdan bahsetti Esra Hanım. Siz sözümü kesmeyin. Tabii. Çünkü bir insan bayılınca kaldırılır mı yoksa öldürülseye dövülür mü? Ablam, ben onu, ben onu evin önünde bayıldı bulaşıkları çıkarırken ben niye dedim baygınlığın geldi oturmuyorsun öldüresiye dedim yere düştü. Ölseydi bu kadın döndü. Yere düştü. Hatta durmazsan bayılsa ölse ben suç kimiydi Esra benimdi. Esra Hanım sözümü kesmesin. Evet falan. Şimdi o tane tane anlatabiliyor, o yüzden araya girmiyoruz, ben tek tek soracağım. Evet, ben bayıldım, bayılan kişi kaldırılır mı yoksa dövülür mü dediniz? Evet, gözümü açtım hala vuruyordu. Hatta o içeri geldi hala vurmaya başladı. Çünkü ben neden bayıldım Esra Hanım? Onun neden yüzünden bayıldım. Çünkü o kadar hakaret etti ki ona cevap veremediğim için cevap versem daha da vuruyor zaten. Orada tek başımayım. Annesi ve yengesi kalıyor. Onlar şehirde kalıyorlar, kasabada kalıyorlar. Ben orada yaz kış tek başıma kalıyorum. Allah, 3 tane kedim var. Bir tane de köpekle kalıyorum ya tek başıma. Her gün içmeye gidiyor. Ne zaman gelip geleceği de belli değil. Bir de son zamanlarda işte o kadar hastalandım. Çünkü bana vurmaya hak yok. Beni aldattı Esra Hanım. Bütün kimle aldatmışım? Kimle aldatmışım söyle bakalım bir. Kimle? Ben ömrümde bir kadına dokunmadım. Vardı. Soracağım hepsini. Keşke şey olsaydı Esra Hanım. Çünkü kadınlara, çünkü yani araştırırsanız bulursunuz. Kadınlara parayı yediren birisi bu. Alkol düşkünü. Çok aşırı derece alkole bağlandı. Bizim çalıştığımız rızkımızı onlara vermiyor. Yedirmeye hakkı yoktu ki Esra Hanım. Peki ailenden bir destek... Efendim Esra Hanım? Şey söyle, doktora bile göndermiyordu beni dedin. Doktora çocuklar olmasa gidemiyordum. O gün araba... Sen 20 yıldır doktora ben bir koca olarak senin yanına gittim mi gitmedim. Bir başka birini gönderdim mi götmedim. Hep kendin gittin geldin. Nasıl gidemiyorsun sen doktora? Kim götürdü getirdi? O gün bile araba lastiği patladı. Dedim ki ben... Gideyim hani. Eli insanıyla gideyim dedi Esra Hanım. Eli insanıyla da ben kendim götürdüm peki, onu. Peki Emine, sen o gün evden çıkarken gerçekten hastaneye gitmek için mi çıktın? Yani ne kontrolüydü? Ben mi? Evet. Ben o gün işte başka zaman, çünkü bana beni dedi ki sana doktor falan yok, bir daha evden çıkma. Ben o gün işte o evden ayrılmak bahanesiyle gittim. O da şüphelendi bence. Hiç baya gelmiyordu benimle. Çünkü şey yaptı. Hastaneye gidecektim yine Esra Hanım. Dedim vazgeçtim çünkü. Ne kontrolün var dedin? Yani hani bir hastalığını evet, sorsa. Evet, felç geçirdim Esra Hanım. Felç geçirdim ben. Hayır, başka bir hastalık dedi Esra Hanım. Doğruyu söylesin. Derken, felç doktoruna gitmedi o gün. Ne zaman geçirdin? Bir yıl önce geçirdim. Bir buçuk yıl önce geçirdim Esra Hanım. Onu aldattığı için geçirdim ben. İhanetten benim sonra mı? Efendim? Kiminle gördün? Kaydın varsa gönder. Kaydım olsun. Kaydım yok Esra Hanım. Telefonlarında işte böyle hayalden, hayal, vardı. Hayalle yaşaya yaşaya sen. Ailenle dahi konuşmadın. Benim ailemle dahi konuşmadın. Hayalle. Hayalle. Göster bana bir şeyi söyle. Peki bir felç geçirdim. Felç geçirmenin sebebi eşinin ihaneti miydi? Evet evet. Hayır, ihanetiydi. Şiddeti, çünkü benim tansiyon düşmem vardı. Hatta o gün orada çalışanlar bile vardı. Ben hatta bayılacaktım. Defalarca düştüm. Şey İstiyorsa oldu. Orada bayılanlara telefonu veren Esra Hanım sorabilirsin. Bulmasa şeydi, bulmasa o beni doktora bile götürmezdi Esra Hanım. Götürmem dedi zaten. Peki o gün evden çıkarken planlı bir şekilde, yani aslında hani bir daha i̇şte geri dönmemek üzere mi çıktın? Evet, öyle çıktım işte. Öyle çıktım. Önce bir hastaneye gidecektim. Daha önce çıkacak, daha önceden gidecektim ben Esra Hanım. Çünkü çocuklara çok söyledim. Hatta o beni bayıltıp dövdüğünde kızımı aradım. Dedim anneciğim böyle böyle karakola gideceğim, kadın sığınmaya gideceğim. Eğer Balıkesir'e şikayet etmek için gittim şimdi. Eğer orada şikayetimi yapıp gitseydim kadın sığınmaya evine gidecektim ben. Orada şikayetimi dikkat. Şimdi neredesin Esra Hanım? Şehrini asla sonra söyleme. Gittikten sonra yani bu süre içerisinde... Bugün 3 Şubat, 17 Ocak'tan beri nerelerde kalıyorsun? Ben mi? Evet.
Camilerde, caminin kenarlarında böyle o beter yerini onlar, değiştirerek, ondan sonra Gülen. Karanlık yerlerde, ondan sonra apartman boşluklarında insanlar hani beter giriyorlar ya. Beter bir gün sürün de o şeylerde... anaya baban nasıl bir rezil oluyor o insanlar gör. Peki yani neden mesela sığınma evine gitmedin? Şikayet edemeyince nasıl gideceğim Esra Hanım? Ama bulunduğun şehirden şikayetçi olabilirsin. Uzaklaştırma evet, kararı alabilirsin. Ama Manisa bölgesinde yapamıyorsun Esra Hanım. Tamam, Manisa'dan çıktık dersen şimdi çıktın. Evet, kaç gündür? Çıktıktan sonra bir karakola gidip de aynı şekilde şikayetçi evet. olup sığınma evine gitmek tamam, istiyorum. Tamam Esra Hanım. Kaçmaya hak veriyor da ona niye yermiyor bunu? Tamam Esra Hanım. Çünkü korktum Esra Hanım. Çünkü adliyeye gittim. Manisa'da dede hiç mi... polis bulamadın ya 21 yıldır şiddet görüyorsun. Çünkü dedi ki bu her zaman da diyordu ki jandarmaya gitsen ne halt yersin yani? Ne yapabilirsin sen? Senin anan mı var, baban mı var? Seni burada etini köpeklere yedirsem kim görür? Kadın sığınma evine gideceğim. Hatta sizin programınızı izliyordu bu. Bir de o yüzden çıkmış oraya bir tanem diyor ya. Orada kadınlara diyordu ki hani sizin sonunuz ölüm. Böyle yaparsan senin de sonun ölüm diyordu bana. Onlar açıklasın. Bir de karakola gideceğim ben neden korkuyordun Esra'nın? Ben çalışıyorum. Yalana gerek yok. Ben sizi devamlı takip edemiyorum. Akşam boynumu malımı eve kapatsam öyle bakabiliyorum. Çünkü inanmıyor Esra Hanım. Evde hayvanlarının başında bırakıyor beni. Çünkü eve geliyor sürekli bu dıştan geliyor hayvanlara baktığıma inanmıyor. Ondan sonra sürekli kapatıyorsun. Baksaydın ben bu halde olmazdım Emine Hanım. Baksaydın yıllardır baksaydın bu halde olmazdık. Şimdi sen bu kadın çocuklara da bakmıyor. Burnumu kırdı çünkü o ahırın içinde burnumu... Şimdi bu kadın çocuklara da bakmıyor. Yani çocuklara anne dediğim. Atıyorum hayvanlarınız var. O zaten hani orada hayatınızın onlar bir parçası. Onlara da bakmıyor. Sen niye Emine ile evlisin? Ablam niye? Dört tane şimdi çocuğum senin var. Senin bakış benim. Açını da soruyorum bu dört, soruyu. Dört tane çocuğum var. Bir de bu kadın benim akrabam. Bak annesine ben söylemedim onun kaybolduğu gün. Bana adamlar küfür etti ben kaldıramadım. Bir de adamlar perişan orada. Niye ben hani hasta bayıldı hastanedeyse bulan anasına babasına söyleyin diye aramadım. Bilgi Bey dünkü yayında anlattıklarınızla bugünkü bambaşka. Eşim hiç kaybolmadı Esra Hanım. Hiç kaybolmadı ablam. Hiç kaybolmadı. Yalan yok hiç gitmedi. Endişeliyim rahatsızlıkları da evet. var. Psikolojik rahatsızlıkları evet, da var. Kullanıyor. Ben sizden şunu demek, bak camilerde apartman boşluğunda kalıyorum diyen bir kadın var. Ya ilk önce eşinizle yüzleşmeyi istersiniz. Ablam ya neyin gel, beni aramıyorsa tamam benden... Sizin hakkınızda ithamlarda ya bulununca... Ya senin niye arasın bu kadın? Tamamen. He? Bak tamam, mesela bugüne değişiyor. Kadar gidememesinin sebebini ben Emine'nin şöyle düşünüyorum. Aşırı bir korku varsa o korktuğun yerden çok fazla kaçamıyorsun. Ablam babası var, kardeşleri var bunun. E sen diyorsun ki sana sahip çıkan ailen mi var? Sen de bunu biliyorsun. Hayır. Sen ailesinin bu kıza sahip çıkmadığını sen söyledin, biliyorsun. Kendi sen ailesiyle bu, konuşmuyor hiç kimseyle ailesinin... Niye konuşmuyor? Niye konuşmaz? Hayır, benim de ailem bak, var. Ben niye konuşmayayım ailemle? Bilgicim şunu anlamıyorsun. Sen diyorsun ki sana sahip çıkan ailen var mı? Yok. Senin ağzında ailenin yanındayken dişin yoktu diye... Zaten sen bu kadının tek başına olduğunu biliyorsun. Sen bu kadını kendi himayene alıp istediğin gibi davranma lüksünü kendinde bulmuşsun. O yüzden de bu kadına böyle davranıyorsun. Kadın da diyor ki ben senin bana yapmış olduklarından kaçtım diyor. Anladın? Tamam ablam. Anladın mı sen tamam, beni? Tamam anladım. Sen o evin içerisinde bu kadına ne yaşattığını tamam, biliyor musun? Her şeyini ben biliyorum. Her şeyini biliyorsun. Evet. Şiddet uyguluyorsun. Hayır. Alkol alıyor, alkol alıp diyor beni ablam bir kere ben alıp, ona alkolle yemin etsin. Alkol alıp evi arkadaşını çağırıyordu, öbür eve çağırıyordun, çağırmıyordun bilmem. Sen nasıl davrandığını biliyorsun. Ben mesela sana bir kere yayına çıktık, karını buldum dedim. Sen tepki bile vermiyorsun. Sen 20 yıllık hayatının aşkı, bir tanecik sevgilini aramaya falan gelmemişsin buraya. Kadın seni kötülemeye başlayınca ne dedin? Hı. O zaman boşanalım dedin. Evet, beni istemen ben istemem ablam. O seni... Bir şey söyleyeceğim, seni öyle istemiyorum zorla, demiyor. Zorla ben tutamam. Senin bana yapmış olduğun zulümden... Ben zorla tutamam. Ben İstiyorsa senin boşansın. Bana yapmış olduğun zulümden kaçıyorum diyor. Tamam kaçsın, boşansın da kaçsın. Boşanma hakkı var mı? Var. Gidip boşanabilir miydi, dava açabilir miydi açar. Sana? 24 saat telefon elinde ya. Onunla bununla TikTok'ta oynamasını biliyor ya. Ama bak TikTok'ta hiç öyle şeyler paylaşmaz. Paylaşmadı, eşim, biliyorum. Bizim ama telefon elinde ablam. Tamam ben yaşadığınız hani, yerde, ya, bak şöyle de eve. Bilgi Bey şunu da anlatıyor aslında. Anladığım kadarıyla tecrit edilmiş bir hayat var. Tamam. Yanında evler var mı yaşadığınız yok, yer? Bizde yok, yok, yok. Hiçbir kim. Yok. Diyor ki hayvanlarla birlikte yaşıyorum. Köyden biraz uzak ablam. Ve eşim gece çok geç saatlerde kalıyor. Hayır bak, ablam ben saat 8-9'da geliyorum. Ha? 8-9'da ne zaman dışa gelsem? Bak dün dedin ki ben salatalık işi yapıyorum, sulamaya giderim. O yazın, geç. O yazın ablam. Ha. O yazları. Ama yazları benim çocuklarım yanında, tatil olduğunda. Emine,
Mesela. Yani şu anda bulunduğun yerde neredeysen senden ricam, yani bulunduğun yerden kadın sığınma evine gitmeni rica ederim. Yani ne sokaklarda ne cami altlarında sakın kalma. Orası da senin için çok tehlikeli. Çok yani... tehlikeli Esra Hanım, çünkü ben onu orada gördüm tesadüfen. Nasıl o gördün? Hemen hatam... Tesadüf değil, çünkü tesadüf onu götüren var. Gördüm Esra Hanım. Tesadüfen gördüm orada, onu görünce şok oldum. Çünkü beni bulmasından korktum. Bak Eskişehir'e kadar gittiğimi bile öğrenmiş. Çünkü oraya çünkü gülüyordu Esra Hanım. Oraya çünkü sizin beni bulacağınızı biliyordu, emindi. Beni öldürmek için yani rahat, yani o beni döndüğü öyle yapmadı ki, bir insan güler mi yani Esra Hanım? Onun şiddetinden ben burnumu kırdı Esra Hanım. Yani çocuklarıma bakmadı diyor. Hangi bir anne çocuklarını terk edebilir? Ben o çocukların hasretiyle yıllardır durdum. 9 yaşındaki çocuk indi evde kalmazdı. Niye geçen yani? Gün annemi göreceğim diye eve gitti, bulamadık. Geri geldik yine aşağı. Eve bir mektup bırakmışsın. Nereye koydun o mektubu? Bıraktım yani... Esra Hanım. Çok oldu o mektubu yazalı. Çünkü eğer oraya onun soba var orada, benim kaldığım odada, onun çamaşırların selesinin altına bıraktım. Çünkü neden oraya gizli yere bıraktım? Eğer kaçamazdan bulursam öğrenir öldürür diye. Çünkü ölümle tehdit ettiği için, sürekli öldüresiye dövdüğü için o gözlerim falan, keşke yani keşke delillerim o kadar olabilseydi ki. Benim, anladım. Çünkü ben Rabbim var dediğimde bir tek senin Rabbim var zaten diyordu. Burnumdan getiriyordu Esra Hanım. Anladım. Ya. Her şeyi burnumdan getiriyordu. Tamam, ama artık şimdi Ekip arkadaşlarım seni arayacaklar. Seninle ilgili hani nereye, nasıl yönlendirme yapacaklar? Kadın sığınma evine gider misin? Bu konuda da sana yardımcı olacaklar. Lütfen hani sokaklarda kalma. Ve bir an önce hani daha güvenli bir yerde ol. Hoş geldin Emine. Hoş buldum Esra Hanım. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sen? Ben biraz başım ağrıyor. 2 gündür uyuyamadım ya. O yüzden iyiyim. Başın neden ağrıdı? En azından güvenli ortamdaydın. Evet, yani ağrıdı. Daha önce 17 Ocak'tan seni bulduğumuz güne kadar sokaklarda, cami avlularında, merdiven altlarında kaldığını söylemiştin. En azından ben de sen güvende olduğun için mutluyum. Şimdi ailen seni... çok arıyor ve senin bu gidişinle ilgili, senin hayatına dair bilmedikleri her şeyle ilgili o kadar üzgünler ki, babanı daha fazla bekletmek istemiyorum. Baban seni kucaklamak üzere geliyor. Mehmet Bey buyursunlar. Ah yavrum. Ah yavrum. Ah yavrum, neredeydin yavrum sen? Neredeydin kuzum? Neredeydin sen? Ay yavrum sen? Ay yavrum sen? Ay yavrum sen? Kızım sen beni böyle hemen yemedin ya, ben hemen uçurmadım yavrum. Ah kızım sen beni nasıl sesin, ben televizyondan aramadım. Ya baba boğulacağım, baba dideme sıkıyorsun. Mehmet abi, Mehmet abi. Yavrum sen beni açıksın, ben kızım diye beni açıksın. Allah'ım ben kapılarımı devlet kapılarımı açıktırdım yavrum. Mehmet abi. Devlet kapılarını aşındırdım yavrum ben senin. Allah'ım devlet kapılarını aşındırdım. O karlandı, o karlandı, kışlandı. Allah'ım, kadın Allah'ım, kadın Allah'ım yavrum. Allah'ım, kızım kızım sen ne hallerdesin yavrum? Cehaletimizin bizim bir haberimiz olmadı. Sen ne annen haber vermedin, ne bize haber vermedin ha yavrum. Bir haber uçursam ben kuş olur gelirdim senin yanına yavrum. Gelme yavrum. Baba, gelme. En sonunda 16-17 gün sonra... Takibini yapamadığım için yoruldum. Salihli'den bir avukat tuttum senin takibin yapılmaz için, yavrum bulunmaz için. Ya baba ah, geç kalmadın mı sen kuzum, biraz? Sarı kuzum, sarı kuzum diye haller gelmişsin. Sen benim hiç haberlerim yok. İnsan haber etmez mi bir sever babasını? Alo desem ben uçar gelirdim yavrum. Sağlar gibi. Sonuna kadar arkandayım. Hayır. Sonuna yok, kadar arkandayım. Ol, dağlar gibi arkandayım yavrum. Geçen baba hayır. Hayır. Hayır gelmeyeceğim. Sonuna kadar arkandayım. Seni sağ bırakmayacağım burada. Götüreceğim yavrum. Hayır gelmeyeceğim baba. Hayır. Hayır kızım götüreceğim. Mehmet abi hiç bu bırakmam. Konuda baskı yapmayın. Gelmedim. Onun kendi yapmıyorum. Kararı. Yapmıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Gelmedim. Allah sizden minnettarım. Şu altyazı yazdınız kızımız Emine Çavdar bulundu diye. Dünyalar benim oldu. Dünyalar benim oldu. Ekibine ve senden Allah razı olsun. Sağ başımızdan ol. Allah seni de eksik etmesin. Etmesin tabii ki. O, Allah'ım, onun sayesinde Allah'ım geldim sana şükürler olsun. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Annen seni bekliyor, kardeşlerin seni bekliyor. Uzun ben seni bırakmam, götürürüm. Hayır, götüreceğim. Senin yerin benim yanımdır. Hayır, şimdi bu arada... Hayır,
gitmeyeceğim. Ailenle de gitmek istedim. Bu tamamen senin kararın. Gitmeyeceğim, ne olur. Fakat Mehmet abi benim kafamın takıldığı şu. Ya aslında abla da var. Ablayı da almak istiyorum. Evet. Ondan sonra bu soruyu soracağım. Mesela hani Emine bu 20 yıllık evlilikte o kadar çok şey yaşıyor ki. Evet. Fakat mesela kardeşlerine hiçbir şey anlatmıyorsun. Evet. Ailene anlatmıyorsun. Evet. Her şeyi kendi içinde yaşıyorsun. Evet. Ve senin kaybolmanla ailen senin yaşadığın her şeyi televizyondan öğreniyor. Yani burada enteresan, bana göre bir gariplik var. Gerçekten bir gariplik var. Önce ablayı çağırayım. Abla Hafize de burada, o da çok ağladı seni ararken, senin bulunman konusunda yalvardı. Gel Hafizem, gel. Güzel kardeşim. Canım var peki. Ablacığım, güzel kardeşim benim, canım kardeşim. Abi oturabilir miyim? Canım ben kardeşim, başım dönüyor da benim. Canım kardeşim, canım kardeşim. Gel otur abi. Canım hoş kardeşim, kardeşim. Canım kardeşim, sen zalim dıldık seni. Allah razı olsun ehsanım sizden. Allah razı olsun, biz bulundu diye yazık etmişiz. Dünyalar bizim oldu, can sağlığından endişe ediyorduk. Allah razı olsun, bin kere razı olsun Ezra Hanım. Canım kardeşim, canım kardeşim, sen bizi neden ufacık bir şeylerin anlatmadın güzel kardeşim? Neden anlatmadın güzel kardeşim? Bunu söylemedim abi ben ya. Ben bu sarılmayı hep çocuklukken istiyordum. Hiç anlatamadın abi ya. Ay biz seni hep hiç ayırmadık ablacığım. Biz hiç ayırmadık seni. Sen neden böyle düşündün ki? Biz hiç seni ayırmadık. Hiç seni ayırmadık biz güzel kardeşim. Hiç seni ayırmadık biz. Hiç ayırmadık bizim. Hiç ayırmadık gülüm. Hiç ayırmadık. Sen neden böyle düşünüyorsun ki? Ben hep böyle düşündüm ama. Neden düşünüyorsun gülüm? Biz seni hep seni hiç ayırmadık. Hiç ayırmadık. Hep öyle düşündüm çocukken. Hiç ayırmadık. Hep. Sizi de babama sarılmaya çok isterdim. Ne ben. Babam seni hiç yalnız bırak. Babam seni hiç ayırmadı ki. Babam seni hiç ayırmadı ki. Hayır, güzel ben kardeşim. Ben ona sarılmak, onunla büyümek isterdim. Tamam büyüdük. Aynı çatı altındaydık. Aynı çatı altındaydık. Baraba büyüdük. Ayrı değildik ki. Ayrı değildik ki. Olsun. Bir çatı altındaydık. Hayır siz üçünüz onunla yaşıyordunuz. Hayır, aynı çatı altındaydık. Güzel kardeşim. Aynı çatı altındaydık. Şimdi bir çocukluk hikayesi var. Bir de Emine'nin bilgiyle evlendikten sonraki bu evliliğinde yaşadığı sorunlar var. Evet. Siz de her şeyi yani ekran başındaki seyircilerimiz gibi aile olarak yani düşünseniz ailesiniz yani kardeşsiniz, evet. Anne babasınız. Emine evliliğiyle ilgili her şeyi canlı yayında anlattı. Evet, canlı yayında. Ve hani kardeşler normalde birbirinin derdini, sıkıntısını az çok neden şikayet ettiğini bilirler. Her şeyi babamıza anlatamayız. Annemize de anlatamazsak ama kardeşlerimiz de. Emine yaşadığı hiçbir sorunu, evet, sizinle paylaşmamış. Paylaşmadı. Ve hani kimse de Emine orada ne oluyor diye sormamış. Evet, sormadılar. Siz kız kardeşinizin hayatıyla ilgili her şeyi bu kaçışla beraber öğreniyorsunuz. Evet. Evet. Televizyonları öğrendik, şeyden kanalları. Yani mesela ben eşimden şiddet görüyorum, mutsuzum, başımda bir problem var, bunları yaşıyorum diyerek söyledi mi size? Hayır hayır, hiç söylemedi. Ben arıyordum Esra Hanım onu önceleri. Hasta olunca gittim yanına. Geldi. Hasta, felç geçirdi. Söyleseydin zaten yanına. Buralara kadar ya getirmezdim. Bir, bir şey olsaydı söyleseydi. Gittim yanına. Kardeşim bir sorunun mu var, bir sıkıntın mı var dedim. Ben hiç yine gitmeyecektim ki. Esra Hanım, dayanamadım artık. Gitmeyecektim ki ben. Artık çocuklarla konuşunca hepsiyle, bir tek Bedirhan'la konuşamadım onu. Dedim ki yani hiç benim gibi dedim babalarından nefret etmesinler. Hep dedim büyükler dedi ki ama ya büyük kızım dedi ki hep gidersen git anne, bana ne anlatıyorsun? Onlar hayır, babalarına çok düşkündüler. Hayır ben şundan bahsediyorum, şimdi haklısın babalarına düşkünlerdi de hani mesela ablalarına, kardeşlerine güvenmez misin? Onlara mesela İnsan hayatında kime güvenir? Kardeşine güvenir. Bir derdin olduğunda mesela ilk bir şey sıkıntın olduğunda kardeşinle konuşmak ve paylaşmak istersin. Ki. Yani mesela hani kardeşlerine güvenir misin? Ailene güvenir misin? Baban. İşte sorun nerede kaynaklanıyor biliyor musun Mehmet amcam? Evet buyurun. Aidiyet duygusu. Biz bir yere ait olmayı istiyoruz. Çocukken anne evet. Babamıza ait olmayı evet. istiyoruz. Evet, evet. O aidiyet duygusunda biraz kopukluk var işte. Evlenince de. O yüzden hep yaşamak istedim ya çocuklarla birlikte. Bizim İlkokula başladığında işte hep dedim ki Semhan okula başladı artık dedim hani bir kere hani
dedi o izin ver sus dedi artık. Şey dedi ya dedim hani çocukların okul zamanına kadar çalışırım hani yanında olayım onu götüreyim okula. Onu hiç unutmuyorum işte. O zaman kalbime bir vurdu. Ya kalbime gelmiş demek ki. Bu sıkıntılarını işte ailenle mesela kardeşlerinle annenlerle hiç anlatamadım paylaşamadım. Anlatsaydım bu durumlar buralara kadar gelmezdi. Hayır affetmedim babamı çünkü çocuğum öldü gelmedi babam. O zaman dargındı bu. Ama işte o zaman diye. Bunlar kaçarak evlendi. İki yıl kaçarak evlendiği için ben bunları akraba evliliği olduğu için ben bunlara evliliğini istemedim. Bu da kaçtı kaçarak evlendiği için ben bunlarla iki yıl çocuğunu öldüğü hem zaman... Hem akraba olduğu için evet, hem de kaçtığı için. Evet. Onun için iki yıl ben bunlarla küstüm. Çocuğunu öldüğü zaman küstüm. İki yıl değil daha fazlaydı. Hayır iki yıl. İki yıl küstürdüm. İki yıl sonra barıştım. Kızıma sahip çıktım. Hemin yanına gittim. Yani hepsini bak benim olduğum yerden telefon çekmiyor. O gün canlı yanına da bağlanamadım. Benim olduğum yerden. Telefonu çektiği bir yere gidip Süreyya'nın kızlarımı arıyordum. Hepimiz arıyordu Emine'ciğim. Evet ya tamam. Süreyya'ya gidiyordu. Yani bu kız yapacağım. Bilmiyorum bu büyük ailede hep kendini yalnız hissetmiş. Büyük ailede değildi. Hayır hep baba bir ya. Siz babaannemle kavga ediyordunuz. Hep ben sarılmak istiyordum. Sen babaannem hep kötü davranıyordun ki. Hayır. Çocukluk problemleri de ama evlendikten sonra da hani siz hiç sen evlendikten sonra bütün ailenden uzakta kendine tek bir yaşam mı kurdun? Yani hiç kimse gelip gitmez miydi? Gelip gidiyordum. Her zaman gelip gitmiyorlardı. Hayır baba. Ayda alemde gidiyordum. Telefonla da soruyordum. Gidiyordum Esra Hanım gidiyordum. Ama her gün gidemiyorum. Arabam yok şeyim yok. Ama damadı da daha çok iyiydi o. Babam, kimle? Bilgiyle evet, mi? Çok daha iyiydi. Mı sık damatla evet, görüşürdünüz? Evet çok iyiydi onlar. Hayır hepsi kızıyla da görüşüyor. Kızım. Abla sen benim yaşadıklarımı nereden biliyorsun? Bak senin yaşadıklarını bilmiyorum. Bilmiyorum ablacığım bak babamın ve senin aradığını biliyorum güzel kardeşim. Bak bir gün ben oraya geldim. Bizim o evimizin karşısında işte, annenin büyük bir dağ vardır. Sen biliyor musun? Culfu Dağı deriz. Onların orada sor bak onların orada tarlaları var. Orada babam ben bir kere oraya gittiydim. Senin kaybolduğun gün gece saat 11'de haberim oldu. 11'de ben gece gecenin gece 11'de Salihli karakoluna geldim kaybolduğun yere. Ertesi gün bir daha devlet kapılarına hepsini aşındırdım. Hepsini. Yani o zaten o merak bulmak için. Ama ben bulmak için en son bak takatim kesildi. Koşamadım. Kış olduğu için gidemediğim için avukat tuttum. Avukat bu kızımı bulunması için. Bulalım dedim. En son Esra Erol Emre Çavdar'ı bulduk dedi. Dünyalar benim oldu. Mehmet abicim yani gözünüz aydın. En azından sağ ol, teşekkür ederim. Ekibinizden, hepinizden. Şu var benim hani Emine ile ilgili anlamak istediğim. Yani mesela hani felç geçiriyor siz gidiyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz. Evet, hani evet. Hiç o zaman size ya bir sıkıntısı, ayrıca kocasıyla problemleri. Mesela kocam bana hep şiddet uygulardı hayır, diyor. Hiç evet. Hiçbir şeyi ufacık. İşte anlattığım gibi Esra Hanım. O zaman dedi ki işte anamla işte anamla var babam var. Seni öldürürüm. Anam da var babam da var. Kulağım da var abla. Hepsi arkında daha gibi arkında. Hayır seni dedi işte onlarla birlikte gelir öldürür. Hayır hepsi var. Hayır. Anan da var, baban da var. Yandı, markan da sonuna kadar akın. Kim diyor sana annem mi var, babam mı var diye? Bilgi diyor. Ha bilgi diyor. Evet. Sen felç geçirdiğinde, ailen seni ziyarete geldiğinde. Hayır daha önce ilk zamanlar, gitmek istediğim zaman. O ziyarete geçirdiğinde de hiç mi yani ben şey sandım vallahi günahınızı aldım şu açıdan. Hayır. Her şeyi biliyorlardı umursamıyorsunuz hayır, gibi. Hayır. Böyle bir şey düşündüm mü benim aklımdan geçti söyleyeyim hani rahatlıyorum. Size anlatayım. Peki bu mesela Emine o gün evden ayrıldığında şimdi hani başka bir şehre gidiyorsun ya. Mesela hani ablalarına gidemez miydin? Bulur diye korktum. Yakında arayabilirdim. Hayır. Arayabilirdim ya, ablacığım. Arayabilirdim. Bir kerecik arayabilirdim. Ya beni ben arayamam. Arayamaz olabilir. Bulurdu. Kız kardeşiniz böyle kocası. Herkesten tecrüt edilmiş bir hayat yaşıyor. O eve gittiniz. Evet. Diyor ki yani ben geç gelir eşim diyor. Ben hiçbir komşu yok. Hiç insan yok. Siz bu anlattıkları doğru mu? Doğru. Komşu yok. Evi, bağ evleri var, komşuları yok. Var komşu da aralı komşuları. Komşu nerede? Yani, siz mesela ben size sormak istiyorum. Hani kırsal, bakın kırsal kesimde de insanlar yaşar ama. Evet. Şimdi çocuğu yetiştirmek diyor ki ben çocuklarımı, bak anlattığın şeyler babaya sarılmak. Yani bizim çok olağan ve sıradan yaptığımız şeyleri kafasında takmış. Evet. Diyor ki ben çocuklarımı yetiştiremedim. Evet, ben çocuklarımı okula gönderemedim. Evet, terbiye veremedim. Evet. Nasıl Hülya yani, Hanım? Çocukları okula gönderese kadar hanım yetiştirdi ya.
İlk gün öyle demedin ya, sen çocuk yetiştiremedin. Hayır, diye. Hayır, babaanne baktı. Olur mu ablam? Çocuklar okula gidesiye kadar hep hanımın yanında o kaldı büyük, ya. Dört tane çocuk yetiştirdi bu kadın. Büyük ikisi. Hayır, sen anne miydin? Sen çocuklara bakmadın demedin mi? Ben öyle hatırlıyorum. Öyle bir şey demedim ablam ben. Dedi babaannesi ya, büyüttü dedi. Çocukları dedi. Evet, büyüttü. Okulda bakıyor ablam, okulda gidince büyüttü, bakıyor. Büyüttü. Öbür türlü kasabada. Hanım bakıyor. Köyde. Şeyde ikisi okula gidesiye kadar yanımda durdu ama öbürleri küçükken gitti. En küçük oğlum 2,5 yaşında gitti Esra Hanım. Çok şükür bak ailesiyle kavuştu en azından. Herkesin kafasındaki soru işareti gitmiş oldu. Vicdanı rahat ya. Ben gitmeyecektim. Hangi bir çocukları bırakabilir? Keşke. Ağır geldi işte. Bayılınca vurmasın. Çocuk perişan, bak geçen hafta senin televizyonda görmedi, eve gidiyordu. Bu hafta gittim çocukların yanına, yukarı bile gitmedi sen olmadığında. Gitmez tabii. Sen varken sarılabiliyor muydu? Sarılamıyordu. Sen yokken sarılabiliyordu. İşte ya ben yoğunmuşum ya evde. Hiç gelmiyormuşum ya, sarılaydın. Gelmiyordum tabii. Geliyor muydun? İşte tamam işte, ben de onu diyorum. Sarılaydın madem o zaman. Neden öyle diyorsun? Sarıldım zaten. Sarılmadın mı sen yokken? Sen varken ona bile sarılamıyordum dedim Esra Hanım'a. Biliyor zaten. Ay gülüm, sen bunları madem yaşadın. Ufacık bir şey söylüyorsun. O da şunu söylüyor. Ben hani hiç eve gelmediğim zamanlarda hani o zaman çocuklarına sarılsaydım diyor. Her zaman gelmiyordu ki çocuklar Esra Hanım. Her zaman gelmiyordu. Sen de gidemiyordun. Gelmiyordu. Tabii nasıl gideyim? Ben hiçbir yere gidemiyordum ki. Öyle. Vicdanım rahat değil ya. Rahat uyusun. Gerçekten vicdanı rahat mı? Kavaklı Dere'de. Gitmeyecektim ben. Kasabada annesiyle yengesiyle beraber çocukları oraya indiriyor. Okul var diye. Okul var. Bu yalnız kalıyor. Yukarıda. İşleri ben hep var. Çocuklarla gitmek istedim. Yani Emine'nin zaten yapayalnız bir hayatı var. Ama kaçtıktan sonra da bir risk almışsın. Çok tehlikeli bir şey yapmışsın aslında. Şükür Allah'ıma şükür. Ama sağ o, salim o şeyi psikolojiyi düşünemiyorsun. Ölüm korkusu var. Burada kalırsam dedim bir gün öleceğim yani. Mektupta da yazdım. Öleceğim. Hayır. Hayır işte bir, bak o risk varken şimdi mesela hani eşin tarafından herhangi bir tehdit riski varken bu senin iddian ya. Sığınma evine gitseydin orası çok daha güvenliydi. Gidecektim Esra Hanım. O yüzden o en kısa yer, o hani şehir belirtmek istemiyorum. Oraya o yüzden o gittim. Hani 2 saatlik orası. Hani bir an önce gideyim. Zaten adliyeye gittim. Bir an önce gideyim ki şikayet edeyim. Kadın sığınmaya gideyim. Tek niyetim oydu. Sonra oradan hemen aramaya başlayınca peki tekrar sen döndüm. O gittiğin şehirde bir karakola ya da jandarmaya gittin adliyeye mi? Adliyeye gittim. Orada polisler. Adliyeye. Oradan adliyeye ne dedin? Kocamdan tehdit var. 21 yıldır tehdit var dedim. Tehdit var dedim. Önce dedim. Ben kadın sığınma evine gitmek istiyorum dedin mi onlara? Şey dedim şikayetçi olmak istiyorum. Boşanma dilekçesi vermek istiyorum dedim. Tek bunu dedim o korkuyla zaten. Onlar da dedi ki bulunduğun yerde jandarma polis yok mu? Bulunduğun yer. Ben de dedim onlar da beni Manisa'ya geri gönderecekler diye. Hemen oradaki taksi bekliyordu beni kardeşim, zaten. Olur kardeşim, ben bir... Kamu görevlerini adliyedeki şimdi, insanları da... Yetkili olarak boşanma konusunda bizim yetkili mahkememiz var ya... Ya evet. Ama şikayetçi olma konusunda diyor. Hani yani kimseyi de zan altında bırakmıyor. Şikayetçi olmak istedim ya Esra Hanım. Olmak istedim gerçekten. Ben sığınma evine gitmek istiyorum onu dediğinde bulunduğun işte. Yerdeki koca adliyede ya bir kadına da hiç kimse böyle bir şey söz avukatla konusu değil. Avukatla konuştum. Avukat da dedi ki internetten dedi senin durumun var mı kardeşim dedi. Barodan bir avukat iste dedi. Önce dedi şikayet dilekçesi var. Seni yönlendirmişler boşanma konusunda ama diğer konuda Esra Hanım demek istediği boşanmaya gelinceye kadar öncelikli olan senin sığınma can evine gitmen. Şimdi, can güvenliğin olacak, sokaklarda kalmayacaksın. Sonra istiyorsan boşanma aşamasına geçeceksin. Şimdi beni kaygılandıran ben ikisini yani, de orada yapabilirim diye düşündüm. Sonra da Emineciğim, tekrar şeye gittim. Önceliğin senin güvenliğin, senin sağlığın. Evet. Yani oradan çıktıktan sonra sığınma evi, sokaklarda kalmak, merdiven altında, cami avlusunda kalmak değil. Her türlü şey olabilir evet, yani her türlü şey bir kere olabilir. Hastalık riski var yani. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.